Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Çerkezköy'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Kent Emlak Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Nurhan Yeşil var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nurhan'ım merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz, hoş bulduk. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Nurhan Hanım, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Nurhan Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Nurhan Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Ben 1972 Ordu Ünye doğumluyum. 89 yılından beri de Çerkezköy'de ikamet ediyorum. 14 yılda aktif siyaset yaptım. Belediye meclis üyeliği de yaptım. Evet. Bu anlamda siyasete biraz ara vermem gerektiğini, aktif siyaseti bıraktım ama siyasetin her zaman içimde olmaya devam ettim. Evet. Bu anlamda da bizim aynı zamanda bir marangoz mobilya atölyemiz de var. Mobilya atölyesiyle birlikte siyasete ara verdikten sonra bu sektörde yer almam gerektiğini düşündüm. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Sektörde bir açıklık vardı. Yani özellikle Tekirdağ'ın buna ihtiyacı vardı. Siz bu açıklığı gördünüz ve emlak ve mobilya sektörüyle alakalı da faaliyetleriniz şu an devam ediyor diyebiliriz. Evet. Peki Nurhan Hanım, burada bakmış olduğumuz zaman iki sektörle faaliyet gösteriyorsunuz. Hem emlak sektörü hem de mobilya sektörü. Evet. İlk emlak sektörünü tanımakla başlamak isteyeceğim. Emlak sektöründeki firmamızı kaç yılında kurdunuz ve verilen hizmetler neler? Neler yapıyoruz burada? Emlak sektörüne ben 2 yıldır başladım. Çok evet. Yeniyim aslında bu olayda. Ama çevreyi bildiğim için, belediye meclis üyeliği de yaptığım için evet. Bu anlamda Çerkezköy Türkiye'nin en iyi OSB'lerinden birinin olduğu bir bölge. Küçük İstanbul oldu artık. Küçük İstanbul ve İstanbul'un arka bahçesi. Evet. Dolayısıyla buraya bir yılda yaklaşık 10 bin nüfus göç alıyor. Bu arz talep meselesi ve evet. Çerkezköy'de bir arsa aldığınız ya da bir yatırım yaptığınız zaman yılda en kötü ihtimalle dolandırılmadığınız ve kandırılmadığınız sürece değerinde aldığınız bir yerde en kötü ihtimalle %35-%50 kar etme şansınız var. Bu da yatırımcıların dikkatini çekiyor ve cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Evet. Çünkü biz şu anda İki Telli Sanayi Sitesi'nin de bu bölgeye taşınacağı konusunda bir çalışmalar var. Evet. Dolayısıyla Çerkezköy Türkiye'nin yatırım anlamında yatırımcıların dikkatini çeken, en iyi gelir kazandıran bölgelerden birisi haline geldi. Kesinlikle, ama biz de bazen tüketici olarak bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz Nurhan Hanım. Hani şunu düşünüyoruz, uygun fiyat politikası. Peki biz bir ev alırken, arsa alırken ya da yatırım yaparken hani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi kriterleri göz önünde bulunduralım? Çünkü biz de bilinçsiziz bu konuda maalesef. Şimdi arsa alırken ya da emlak sektöründe bir iş yatırım yapmak istediğinizde öncelikle bu işin uzmanına gitmenizi tavsiye ederim. Kim olursa olsun, bu ben de, benim demek istemiyorum ama bu işin belgesini almış, bu işi resmi anlamda vergi veren, yeri belli olan kişilere gitmelerini rica ediyorum. Çünkü sokakta herkes bu emlakçı olmuş. Camideki amcanın cebinde de adam parsel kaydı var. Evet. Sokaktaki bir esnafın camında da yazabiliyor. Dolayısıyla biz bu bölgeye yatırım yapan ve bu bölgede yaşamak isteyen kişilerimizi doğru yönlendirmek ve bilinçli hareket etmek zorundayız. Peki Nurhan Hanım, biraz da mobilya sektörünüzden bahsetmek istiyorum. Neler yapıyoruz efendim? 1985 yılından beri Çerkezköy'de faaliyet gösteriyoruz. Aslında bizimki mobilya sektörü bir aile şirketi ve şirketin başında eşim var. Biz evet. Sipariş üstüne çalışıyoruz. Evlerdeki ev dekorasyonlarını müşterinin isteğine göre renklerini de seçip insanların yaşam alanlarını oluşturuyoruz. Yani onların mutluluğu sizi mutlu ediyor diyebiliriz değil mi aslında? Aynen öyle. Evet, ama bence başarınızın sırrı gerek emlak sektörü gerek mobilya sektörü, siz de işinizi çok severek ve inanarak yapıyorsunuz. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ben emlak sektöründe de mobilyada da çocuğuma layık gördüğüm şeyi müşterime de layık görürüm. Empati kuruyorsunuz aslında değil mi? Kesinlikle. Ben çocuğuma uygun görmediğim hiçbir yeri müşterime de satmam. Hiçbir mobilyayı da müşterime de yapmayı uygun görmem. Çünkü bir işte başarılı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Müşterinin sizden memnun kaldığını, yatırımının sonucundaki aldığı değerden size teşekkür ediyorsa bu geri dönüşü de çok güzel bir şekilde size zaten oluyor.
O yüzden insanları bir kere kandırma şansınız var, bir daha yoktur. Ben her zaman en son söyleyeceğimi en başta söylerim. Evet. Her zaman doğrudan yana olmuşumdur. Herkesin de bu şekilde hareket etmesine yanayım. Kesinlikle. Bu da sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi diyebiliriz aslında. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Genelde bu bölge ağırlıklı mı çalışıyorsunuz? Tekirdağ bölgesi. Tekirdağ bölgesi ağırlıklı çalışıyoruz diyebiliriz. Peki bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonrasında neler olur? Çerkezköy öyle bir yer ki hedeflere ulaşılması diye bir sonu yok. Yani küçük İstanbul gibi düşünün. Yatırıma çok açık, önü çok açık ve bu sektörde de doğru düzgün çalışan iyi rehberlik yapacak kişilere her zaman ihtiyaç var. Arz talep meselesi dediğim gibi biz bir yılda 10 bin nüfus göç aldığımız sürece 9 yıl içinde de verilen öngörülere göre Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Dolayısıyla bu işin sonu olabileceğine ben inanmıyorum. Çünkü yatırımlar devam ettiği sürece de bizim iş sektördeki işimiz devam eder diye düşünüyorum. Yani hedefte hiç bitmiyor aslında. Ne insan hayatı ne de sektör. İnsanların hayatında hedef bitmez. Siyasette de bir hedefiniz olur. Evet. Yaşamda da bir hedefiniz olur. İş sektöründe de bir hedefiniz olur. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Çok teşekkür ederim. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, buraya gelen müşterilerinize, misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Ben öncelikle size çok teşekkür ederim ve sizin aracınızda bu bölgeye gelen yatırımcılarımızın ya da mobilya sektörüyle ilgili ilgilenmek isteyen kişilerin Kent Emlak olarak bizlere de başvururlarsa kendilerine çok teşekkür ederiz. Evet, biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Tekirdağ katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Tekirdağ Çerkezköy'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kent Emlak Mobilya'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.